Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme gfir zunubena, Allahümme erhamna, Allahümme erhamna acileyna. Allahümme istihdimna fi hidmetil Kur'ani vel imani vel İslam. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala ahlihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Amin. Münazaratın giriş kısmı okuyorduk inşallah. Sonuna doğru geliyoruz. Sual ediyorlar, soruyorlar veya sadece Kürdi'nin kendisi soruyor onlar adına. Çünkü o toplumu tanıyor ve o toplumun böyle bir sorusu olacağını tahmin ediyor ve ona göre de bu eseri telif etmiş. Adalettir diyorsun. Sual adalettir diyorsun. Yani konu meşrutiyet idi. Meşrutiyet adalet getirecek, adalet yerleştirecek diyorsun. Neden tekalifi devlet fukara üstünde hafiflemedi? Madem adalettir, o halde devletin mükellefiyetleri veya devletin yüklediği yükler fakirler üzerinde hafifleşmedi. Yani fakirler biraz daha kendini rahat hisseder durumda hissetmediler. Cevap, bir fark vardır. Eskide varidat zayi olur giderdi. Devletin gelirleri zayi olur giderdi. Yani boşa harcanırdı veya yatırım şekline dönüşmezdi. Şimdi millet rakiptir, murakabe ediyor. Şimdi millet geliri gideri, devletin bütçesini murakabe eder durumdadır. Bu parayı nereye harcadın veya aldığın vergileri nerede kullandın? Millet murakabe ediyor. Tekrar hatırlıyoruz. Meşrutiyetin gereği, tanımı gereği milletin murakabe etme hakkı olmalı. O zaman meşrutiyet olur. Ama pratikte birileri meşrutiyet der ve milleti kendisine murakip gözetleyici yapmazsa o kişinin uygulama hatasıdır veya o kişilerin uygulama hatasıdır. Demek evvel suya ve şuristana atılır idi. Yani çöle atılır, çorak yerlere atılırdı. Uzun dönem, ben öyle anlıyorum buradan, uzun dönemde milletin menfaatine olacak yatırımlara dönüşmez idi devletin gelirleri. Yani yol yordam falan yapılmaz idi belki İstanbul'da başşehirde bazı devletin yatırımları olabilir, onu da hatırlamıyorum ama Anadolu'da Osmanlı döneminde devletin yaptığı bir yatırımı ben hatırlamıyorum. Bir yolmuş, bir köprümüş falan ama medrese, kendisine memur yetiştirmek için gibi müesseseler kuruluyor idi ki çok nadir büyük şehirlerde. Şuristan'a atılır idi, çöllere, çorak yerlere giderdi. Dolayısıyla ileride mesela şimdi verimli olan bir araziyi suladığınız zaman bir müddet sonra
onun karşılığında bir geliriniz olur. Ama eskiden öyle değildi. Suya, çorak yerlere atılırdı. Şimdi tarlaya atılıyor. Yatırım yapılıyor veya atılacaktır. Atılması gerekir diye okuyalım biz bunu. Yatırım yapılması gerekir. İleride insanların, milletin faydasına olacak yatırım yapılması gerekir. İşte bir nevi hafiflik. Bu sizin kendi menfaatinize olacak. Dolayısıyla fukara üstünde bir hafifleşmeye neden olacak, olmalı. Meşrutiyetin tanımı gereği olmalı. Çünkü meşrutiyette halkın murakabe etme hakkı var, reyi var, söz söyleme hakkı var, olmalı. O zamanın uygulamasında oldu mu, olmadı mı, o ayrı konu. Uygulamadaki yanlışlıklar üzerinde çok konuştu. Sual. Şu hükümet ve Türkler nasıl olsalar biz rahat edemiyoruz. Yükselemiyoruz. Bu çok açık, net bir soru. Ve tahmin ediyorum bu soru geçerliliğini hala günümüzde de muhafaza ediyor, koruyor. Aynı insanların kafasında, aynı toplum yapısında, insanların kafasında bu soru hala var olduğunu ben şahsen zannediyorum. Zannım ama elimde bir delil yok, istatistikmiş falan, birilerine gidip sormuş falan da değilim. Ama genel atmosferden bu hissediliyor. Türkler veya bu tür hükümetler ne yaparsa yapsınlar, biz rahat edemiyoruz. Konuşanlar zaten ileride de söyleyecek, Kürt kabileleri ya da toplumları diyelim. Başımızı kaldırıp onların üzerinden aleme temaşa etmek ve ellerimizi onlarla beraber safi suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Zira hükümet ve İstanbul daha bulanıktır. Nasıl yapacağız da Kürtler olarak, Kürt kavimleri olarak nasıl yapacağız da onların üzerinden aleme temaşa edeceğiz? Yani madem onlar yöneticilik yapıyorlar, yöneticiliklerinden faydalanarak şöyle dünyayı biz de bir göreceğiz. Yani bize de imkanlar tanınacak diye anlıyorum burayı. Ellerimizi onlarla beraber safi suya uzatmak. Yani onlar nasıl ki devletin imkanlarından faydalanıyorlar, Kürt kavimleri de devletin imkanlarından faydalanıp safi su, faydalı su, insana faydası olan suya uzatacağız. Yani bize de bir pay düşecek. Kendimize de bir kavim olduğumuzu göstermek nasıldır? Yani biz de bir toplumuz, bizim de bir kültür birikimimiz var, bizim de kendimize göre geleneklerimiz var. Bunları nasıl göstereceğiz? Zira hükümet ve İstanbul daha bulanıktır. Daha böyle net bir şekilde bize karşı tavrını açık, net bir şekilde koymadı. Bize imkanlar ulaşmadı. İstanbul, biliyorsunuz, hükümet ve İstanbul yönetim birimini, o zamanın yönetim birimini kastediyor. Cevap, şimdi bu soru ne kadar haklı ise, cevap da, yani bu Türk-Kürt meselesi için değil, yalnızca onu da ilgilendirir, içerir, ama cevap da o kadar ilginç bence ve cevap bizi daha çok, yani şu anda okuyanları, bu kitabı okuyanları, cevap kısmı daha fazla ilgilendirecek, ilgilendiriyor. Cevap, meşrutiyet hakimiyeti millettir. Milletin hakimiyeti.
meşrutiyettir, meşrutiyet. Yani herkes bunu laf olarak söyler de, Said-i Kürt'ü de o zamanın şartlarında meşrutiyeti tanımlıyor. Milletin hakimiyeti olmalıdır, milletin hakimiyettir. Eğer milletin içinde Kürtler varsa, Tatarlar varsa, Çerkezler varsa, onlar da kendi paylarına düşen hakimiyetten kendi paylarına düşeni alacaklar, faydalanacaklar, kullanacaklar. Yani efkar-ı âmmenizin misal mücessemi olan mebusan hakimdir. İnsanların, toplumu oluşturan tüm grup insanların, şimdiki seçimlere bakıldığında şehirler temsil edilir. Şehirlerin mümessilleri, vekilleri tarafından, onlara milletvekili deniyor. Hangi şehirde, hangi millet, hangi kavim daha hakim ise, o kavmin tercihini temsil edecek olan mebuslar, milletvekillerinin oluşturduğu bir grup, efkar-ı âmmenizin misal-i mücessemi olan hükümet hadim ve hizmetkardır. Size o mebusların, milletvekillerinin oluşturduğu parlamento diyorlar şimdi ona, meclis, yani hükümet şekli, yönetim biçimi, yönetim merkezi hadim ve hizmetkardır. Meşrutiyette hizmet eder. Hükümet hizmet eder. Hükümet emretmez. Ama hizmet ederken kanunları yok değil. Toplumun emniyetini, güvenini, huzurunu sağlayacak unsurları yok demek değil. Bu bir hizmettir. Hizmet olmalıdır. Ama gerek ordu adı altında toplanan güçler, gerek polis veya başka adlar altında toplanan güçler, hizmet etmesi, topluma hizmet etmesi gerekirken, topluma hakim olması, onların üzerinde istibdat uygulayan kuvvet haline gelmesi, uygulamanın hatasıdır, uygulayıcıların yanlışlarıdır. Meşrutiyet tanım gereği hükümetin millete, o milletin temsilcileri vasıtasıyla mecliste göndermiş oldukları taleplerini, isteklerini, ihtiyaçlarını yerine getirme görevini ifa etmesi lazım meşrutiyette. Öyleyse, yani siz kendi milletvekillerinizi gönderip de mecliste kanaatinizi hakim kıldınız mı? Meşrutiyetin veya yönetim biçiminin, hürriyet esasına dayalı yönetim biçiminin ana prensibi bu. Hükümet insanlara müstebit olmak için değil, ya hizmet etmek için vardır. Öyleyse kendinizden teşekkür ediniz. Şimdi bu cümle pek o kadar açık değil. Yani yazılanların ifadesi, kendinizden teşekkür ediniz, kendinizden şikayet ediniz. Canım ben milletvekilini gönderdim ama milletvekilinin sözünü dinleyen kim? Denebilir. Tanım gereği meşrutiyette böyle bir uygulama özelliği olması gerekir. Ama uygulayıcılar buna riayet ederler mi? Bu meşrutiyetin esasına riayet ederler mi, etmezler mi?
onların yanlışları ayrı. Nursi burada hep tekrar ediyoruz, devamlı tekrar ediyoruz. Nursi meşrutiyetin, halkın iradesinin, hakimiyetinin yönetim biçiminde nasıl olması lazım geldiğini anlatıyor. Böyle ideal bir yönetim biçimi gerçekleşinceye kadar ki dönemde aksaklıkların olması, geçiş döneminin aksaklıklarının olması normaldir diyor. Son sorudaki talep sanki federatif veya konferatif yönetim biçimlerini arzuluyor diyor. Sorudaki bir daha bakayım o kafayla ama bana öyle gelmedi. Kendimize de bir kavmi olduğumuzu göstermek nasıldır sorusu. Biz federal bir devlet olalım olmayalım talebini içerdiğini zannetmiyorum Alaaddin kardeşim. Yani her şehir, her vilayet bir tür kendi içinde yönetimi bağımsız olacak bir tür federal yönetim biçimi olma özelliğini taşır ama bilemiyorum bu cümlelerin altında şimdiki politik arenada ne kastediliyor. Hiç haberim yok. Haberimin olmamasından çok memnunum. Beni ilgilendirmiyor pratik hayat. Pratikteki uygulama, politikacıların uygulaması beni ilgilendirmiyor. Beni tarifler ilgilendiriyor. Yani bu sizin yazdığınızda federal yönetim biçimleri arzuluyoru ben görmedim. Ama sizin yazdığınız belli bir maksadı bugünkü politik hayatta kullanılan bazı terimlerin bugün almış olduğu şekli içeriyorsa hem onu ben bilmiyorum hem de bugünkü şartların politik arenanın getirdiği sonuçları burada konuşmamız anlamsız olur. Çünkü uygulamada herkesin mutlaka şu veya bu oranda bir hatası olacaktır. Biz burada politikacıların, ben daha doğrusu ve sizin de öyle olmanız gerektiğini arz ediyorum. Politikacıların günlük hayatta uyguladıkları manevralar, sahtekarlıklar, birbirlerinin ayaklarını kaydırma enaniyetleri bizi ilgilendirmez. Onların kendilerini ilgilendirir. Biz bunu görürüz ve tavrımızı ona göre alırız. Yoksa bunun burada dedikodusunu kesinlikle yapmayız. Ben siz dedikodu yapmak için yazdığınızı da söylemek için elimde hiçbir delil yok ama biraz bu federale kaymak, bu soruyu federale kaydırmak ben ona bir, yani sorunun içerisinde federal bir devlet olalım veya yönetim biçimi oluşturalım talebi olduğunu hissetmedim soruya baktığım zaman. Levent diyor ki o günde konuşulan bir konudur bu. O, yeter artık bu Türklerin yanlışlarından çektiğimiz. Ayrılıp biz de kendi devletimizi kuralım o gün için. Bazı politikacılar diyor olabilir Levent. Yani toplumun bizzat kendisinin o günkü şartlarda 1900'lerin başları 8'ler 1908'lerde Kürt kavimleri, aşiretleri, biz de kendimize ait bir federal devlet oluşturalım diyecek bir toplum olduğuna dair ben bir emare görmedim. Mamafi gazetede bu köşe yazarları, muharrirlerden Kürt taraftarı, Kürt yönetiminin ayrıca federal olması lazım geldiğini ileriye süren
bunlara entelektüel birkaç kişi olabilir diye düşünüyorum ama halkın böyle bir talebi olduğunu zannetmiyorum. Ama şimdi böyle bir talep halka mal olmuş olabilir, o konuda da bir bilgim yok. Çünkü neden 1908'de böyle bir olaya müşahit olmuyoruz? Veya olmadığım kanaatindeyim ben, böyle bir olaya müşahit olunmadığı kanaatindeyim ben. Çünkü Osmanlı geleneğinde hiçbir zaman, son zamanlarda meşrutiyet ile birlikte milliyetçiliğin hakim olması yönetim biçiminde insanları tahrik etti, bu doğru, ama o 1908'e kadar hiç tahmin etmiyorum ki genel olarak halkı rahatsız edecek düzeyde, avamı, çoğunluğu rahatsız edecek düzeyde bir Kürt, Türk bilmem ne ayrımı olsun. Ama Batı dünyasında, yani Yunanistan gibi, Arnavutluk gibi, Yugoslavya gibi bazı bölgelerde hakimiyetini, Osmanlı'nın hakimiyetlerini, yönetim hakimiyetlerini kurmak için İstanbul'dan diyeceğim, Anadolu'da ne adam vardı ki, eğitim diye bir şey yoktu ki zaten. İstanbul'dan elemanlar taşımış olduğunu görüyoruz, anlıyoruz. Dolayısıyla Türklerin hakim olduğu bir yönetim biçimi tesis edilmiş orada. Ama Kürdistan'da Türklerin hakim olduğu bir yönetim biçimi tesis edilip halka Türkçülük yapılması 1908 onlardan sonraki meşrutiyetin yöneticilerinin Batı'da çok yaygın ve hakim olan milliyetçilik duygularına veya anlayışına kapılmalarının sonucunda bir yönetim problemi haline geldi diye anlıyorum ben. Ama bunda ısrar edecek tarihi araştırmalarım falandan bahsetmeye de hiç yetkim yok. Gözlemlediğimiz kadarıyla olayların gelişmelerini müşahede edebildiğimiz kadarıyla böyle bir durum yok. Ama kesinlikle meşrutiyet yönetiminle birlikte, meşrutiyet yönetiminin kendisi değil, meşrutiyet getirdiğini iddia eden yöneticilerle birlikte, o yöneticilerin Batı dünyasında hakim olan milliyetçilik fikirlerini yönetim birimlerine empoze etmeleri ve hatta bunun yüzünden Balkanlarda birçok savaşların çıkmasına neden olmaları, Türkçülüğü hakim kılmak istemeleri ve 1923'ten sonra artık Türk hakimiyeti, Türk zihniyeti yönetimin ana temel anlayışı haline geldiği bir vaka. Ondan sonra problemler bu. İnsanların rahatsızlıkları gerçekten tahammül edilemez duruma geldi. İnsanlar dillerini konuşmaktan, kendi dillerinde eğitim yapmaktan, kendi dillerine göre sosyal hayat yaşamaktan, kendi kültürleriyle barışık bir şekilde, utanmadan, çekinmeden kendi kültürlerini, geleneklerini yaşamaktan mahrum edildiler. Bu uygulamayı herkes biliyor. Sokakta insanlar dövüldü, Kürtçe konuşuyorsun, Arapça konuşuyorsun diye Hatay'da insanlar karakollara çekildi, dayaklar atıldı. Neden? Arapça şarkı söyledin, Arapça bir müzik dinledin diye.
bu saçmalığı diktatörlükler getirdi. Ama bu diktatörlüklerin tabanında yine ne vardı? Meşrutiyetin temelini tesis eden, meşrutiyet yönetimi adıyla saltanata son verip de meşrutiyet uygulayacağız diyen genellikle paşalar, generaller, askeri elemanlar gerçekten milliyetçilik duygularına kapılmış ve Türklerin üstünlüğüne inanıyorlar. Hatta 1923'ten sonra Almanya'daki Hitler geleneğine paralel bir gelişme, Türk ırkının üstün bir ırk olduğu iddiası edebiyatta, siyasal hayatta hakim oldu. Çok saçma bir şey ama saçma maçma oldu. Vakada oldu. Ve bundan sonra insanlar, halk yavaş yavaş uyanmaya başlayıp bunlar ne demek istiyor? Ben burada annemin konuştuğu dili bırakıp da başka bir dilde eğitim yapmak zorunda mı kalacağım diye. Niye? Benim de kendime göre kültürüm var, kendime göre medeniyetim var, kendime göre edebiyatım var, kendime göre müziğim var, kendime göre hayat tarzım var. Yani bu ekonomik bağımlılık anlamından öte bir olaydır. Bir insanın veya bir toplumun ana dilini konuşmasına müsaade etmemek istibdadın en üst zirvesidir. Ve bilemiyorum şimdi neler olup bitiyor da çok yakın zamana kadar bu nasıl söyleyeyim, dogmatik kafalı yöneticilerin, ki bu yöneticilerin askeri tarafı çok dogmatik kafalıdır. Böyle kafatasçı zihniyete sahip insanlar. O zihniyetin meyvesi gariban insanlar sokakta her iki taraftan da ölüyor vesaire. Kullanılıyorlar, istismar ediliyorlar. Ama bizim dikkat etmemiz gereken nokta, bunlar uygulamadaki kişilerin yanlışlarıdır. Hiçbir zaman meşrutiyet tanım gereği olması gerektiği şekliyle bu tür uygulamalara açık olmaması lazım. Ama insanlar meşrutiyet derler, daha da olmadı cumhuriyet derler, daha da olmadı demokrasi derler. Ama demokrasi demek, Türk kültürünün Kürtlere zorla empoze edilmesi demektir diye bir uygulama çıkıyor ortaya. Bu kabul edilmesi imkanı olmayan bir uygulama. Hiç kimse bunu kabul etmez. Bugün şu veya bu şekilde güç kullanmak suretiyle veya rüşvetler verilmek suretiyle, hani sana da yol yapıyorum falan, ha, kapa çeneni dercesine rüşvetler vermek suretiyle insanların geleneklerinden mahrum edilmeleri hiçbir zaman uzun dönemli bir çözüm getirmez. İmkan yok. Yani isterseniz Kürdistan'ın her tarafını fabrika yapın. Belki insanlar dünyevileştikleri için canım, cebimiz para görüyor eyvallah der ama yine kendi ana dilinde eğitim görmek, kendi şiirlerini, kendi müziğini, kendi dilini konuşmak, kendi medeniyetini devam ettirmek hakkını her zaman arayacaklar. Verilmediği zaman da ayrı bir devlet, ayrı bir yönetim biçimi olmayı isteyeceklerdir. Bunun sorumlusu biz ayrı bir devlet biçimi oluşturalım, federal devlet olsun Kürdistan şeklinde tezahür edecektir. Bunun sorumlusu böyle bir yönetime talip olanlarda aranmaz. Böyle bir sorun, problemi doğuracak olan ortamları oluşturanlardır bunun sorumlusu. Yani Kürdistan'a gidip de ne mutlu Türk'üm diyene diye dağlara asker vasıtasıyla yazdırıp oradaki çobanlara okulan bunu
Okumasını bilmiyorsun, bilmem ne herif, cahilsin, sen de Türkçesin, sen de Kürtçeyi bilmiyorsun, cahil adam. Niye sen Kürtçeyi bilmemekten utanmıyorsun da bir Kürt'ün Türkçe bilmemesinden niye utanmasını bekliyorsun? Bu kadar saçma, ben çok nadir görülen bir uygulama tarzı. Bu Fransız diktatörlüğünün kolonize ettiği ülkelerde uyguladığı bir politikaya Paris eğitimli generallerin, ya tabii generalken gitmiyor da daha genç yaşta gidiyor, Paris eğitimli ve sonradan da general olmuş olan insanların hayran kalmalarından ibaret bir saçmalıktır. Bunun hiçbir hakikatle de bağlantısı, alakası yoktur. Fakat şimdi bunlar vaka, sizler ne dersiniz onları bilemem. Demir diyor ki konuyu Kürtlük Türklük bağlamında daraltmanın bir anlamı var mı? Şimdiki okuduğumuz konuda öyle bir tabanı oluşturacağız. Ondan sonra kendimize bakacağız. Ama vakada böyle bir durum var. Bunu görmemezlikten gelmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü milyonlarca insan bağırıp çağırıyor, feryat ediyor, bir talepte bulunuyor. Bunun neresi haklı, neresi haksız olduğunu konuşabilmemiz lazım. Demek bu kadar asimilasyondan sonra Kürtlerin de kalkıp aynı devlet olmak istemeleri hakları değil mi? Asimilasyon mümkün olmaz ki kardeşim. Nerede asimilasyon mümkün oldu? Rüşvet verilerek insanlar satın alındılar ve fakat avam, yani genel halk buna razı olmadı. Hiçbir yerde olmadı. Mesela diyelim ki bu konuda en insafsız, en amansız uygulama yapan Fransız kolonyalistleri Afrika'nın ortalarına gittiler. İnsanları zorla Fransızca konuşur duruma getirdiler ama ancak o toplumların Fransız hayranı ve dolayısıyla kaymağını yiyen yönetim kadrosu Fransız kültürünün asimilasyonunu benimsemiş durumda. Ama hala kabileler Fransız kültürü tanımazlar. Kendi hayatlarını yaşarlar. Siz bakmayın 3 kişi 5 kişi gelmiş bilmem Nijerya'dan, Gana'dan falan Fransızca konuşuyor, Fransız gibi giyiniyor, Fransız kültürünü yaşıyor. Onlar o toplumun yalnızca ekonomik kaymağını yiyen insanlardır. Halkta böyle bir değişme olmuyor. Evet de yani o isimlerin yerine herhangi bir ismi koyabilirsiniz diyor devlet. Evet ama şimdi bu kitabın yazıldığı ortamda bu kitabın muhatapları Türkler ve Kürtlerdir. Zaten burada açıkçası söylüyor. Türkler nasıl olsalar, Türklerin kurduğu hükümet nasıl olursa olsun, biz hiçbir zaman yükselemiyoruz. Neden acaba? Bunu insanların sorması ya da insanların böyle bir hissi, böyle bir duyguyu, böyle bir anlayışı taşımalarının sonunda Nursi bunu açıkça kelimeleri de Türk, Kürt kelimelerinde kullanmak suretiyle gündeme getirmesi gayet normaldir. O zamanın şartlarında. Çünkü konu bu. Ama biz bunu genelleyeceğiz. Evet, bu noktada haklısınız. Genelleyeceğiz. Evet, prensip çıkartmak için okuyoruz. Önce bir konuyu anlayalım, ondan sonra prensip çıkartacağız ki prensibe doğru geliyoruz inşallah. Öyle ise yani hükümet hadim ve hizmetkar olması lazım. Öyle ise kendinizden teşekkür ediniz. Kendinizden şikayet ediniz.
her kabahati hükümet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız. Evet. Şimdi genellemeye geliyoruz ki bu noktada Osman haklı. Yani biz bu prensip çıkartmak için okuyoruz, evet, ama önce bir metnin ele aldığı konuyu bir anlayalım. Ondan sonra prensipler çıkaracağız. Şimdi efendim, her kabahati hükümet ve Türklere atmakla çok aldanırsınız, kendinizden şikayet etmelisiniz. Yani biz ne yapıp da neden kendimizi bir türlü toparlamıyoruz, öyle söyleyelim. Çünkü benim şöyle bir teorim var. Bu teori belki burada tutar, belki tutmaz ama bunu ben sizinle paylaşmak isterim. Yani ekonomide özellikle, yani her ekonomide bu, kapitalist ekonomi diyeceğim ama sosyalist ekonomiye ekonomik denmez ki, devlet despotizmidir, ona ekonomi falan denmez. Bu bir diretmeden başka bir şey değildir. Komünisttir yani. Komünist sosyalist hükümetlerde, yani bu sosyal refah hükümetlerini kastetmiyorum, onlar kapitalist hükümetlerdir. Tanımlardan bahsediyorum. İslam'da da ticaret hürriyeti var, serbest piyasa var. Resulullah hiçbir zaman serbest piyasayı ne engelledi, bilakis destekledi. Serbest piyasayı destekleyen uygulamaları var. Medine uygulamalarına bakan insanlar çok rahat bir şekilde anlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselam uygulamasında ve ondan sonraki sahabe devrindeki uygulamalarda serbest piyasaya devlet zorunluluklar dışında müdahale etmeme prensibi var. Buna da insan fıtratına uygunluk olarak anlıyoruz. İnsan fıtratına uygun bir şey. İnsanlar, şimdi şöyle bir teori, anlayışım var benim, bu şahsi bir anlayışım, kabul edersiniz etmezsiniz, duymak isterim. Arz ve talep dengesinden bahsedilir. Ben şöyle bir anlayışa sahibim, arza göre talep çok az çıkar. Ama talebe göre arz oluşur. Buna bir katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz bilmiyorum. Bir de siz düşünün. Ne demek istiyorum? Yani diyor Levent, evet. Yani bir yere gittiniz, bu bir market mi diyelim, pazar yeri mi diyelim, orada bir şeyler satılıyor. İnsanlar öyle, yani pazarda satılanın bizzat kendisine talebi yok ise, sırf o meta, o mal pazarda bulundu diye insanların o malı alma duygusu, talebi gelişir değil. Yani hiç mi etkisi olmaz? Olur canım, piyasada insanlar arasında her zaman elindeki parayı harcamadan duramayan, iradesi zayıf 3-5 kişi, daha belli bir oranda kişi, düşük oranda kişiler olurlar. Ama talebe göre arz üretim yapar. Yani piyasa araştırması yapılır. Reklamlar hariç, reklamlar beyin yıkamadır, gayri fıtridir. Demir zaten ne, reklam ne işe yarıyor diyorsunuz ama reklam beyin yıkamak için, zorla sana ihtiyaç hissettirmektir. Ama reklamın da geçerli olması için veya etkili olması için yine insanların kendi zafiyetleri söz konusudur. Kendilerini yetiştirmemişler. Talep oluşturuyorlar. Bunlar insanların zafiyetlerinden kaynaklanıyor. Biliyorlar, yani reklam yapan kimse biliyor ki ben şöyle bir şey sunduğum zaman insanların böyle bir eğilimi var, o eğilimi kendime çekerim diye biliyor. Eğer insanlar bizzat kendileri zafiyet göstermeseler,
ihtiyaçları nedir ise onların peşinde koşacak olurlarsa, yani o ihtiyaçlarını karşılayacak olurlarsa, o ihtiyacı karşılamak üzere öyle reklamcılığın sahtekarlıklarına girmeden üretim yapar, üretici olacak kimseler, yatırımcılar. O konuda üretim yaparlar. Çünkü insanların böyle bir talebi var diye üretim yaparlar. Sahte olarak reklamla üretim, reklamla talep oluşturulması, bu talebin arzı etkilediği anlamına gelmez. Reklamın sahtelikle talep uyandırdığı anlamına gelir. Dikkat edince anlaşılır. İsterseniz biraz daha bu konu üzerinde duralım. Bizi çok ilgilendiriyor bu çünkü. Ben eğer kendimi eğitmemişsem, zayıf iradeli isem, birisi bana reklam ile kendini empoze edebilir. Ben kendi iç tutarlılığımı sağlayamıyor isem, birisi, iç tutarlılıktan maksadım şu, istikrar sağlayamayan, zayıf iradeli, kendini yetiştirmemiş, insaniyetini geliştirmemiş birisi isem, birisi gelir beni kullanır. Bende bir talep duygusu uyandırır, ondan sonra üretimini bana satar. Bunu tekrar ediyorum. Bunu kendimizin zafiyeti olarak anlayacağız. Yoksa talebin arzı etkilediği anlamında anlayacağız. Yani diyelim şimdi bunun pratik hayatta genel uygulamasına baktığımızda şöyle görüyoruz. Yani bir mahallede kilise var diye insanlar Hristiyan olmaz. Bir mahallede cami var diye de insanlar Müslüman olmaz. Teşvikiye'de cami var. Kaç tane teşvikiyenin yerlisi Rum ya da Yahudi, ama genellikle Rum olduklarını zannediyorum ben. Rum Hristiyan, Ortodoks Hristiyan olan teşvikiyeye cami yapıldı diye Müslüman oldu. Hiç zannetmiyorum. Bir tane bile zannetmiyorum. Bilakis ya bu caminin burada ne işi var? Biz namazından kılan insanlar değiliz bu toplum olarak. Bize kendilerini empoze etmek istiyorlar diye menfi duyguları tahrik olmuş olabilir. Ama burada bir cami var. Bu cami ne gibi bir hakikati temsil ediyor? Ben Müslüman olayım bari diyen bir kişi çıktığını 600 yıl boyunca, 650 yıl boyunca böyle bir kişinin çıktığını zannetmiyorum. Bir kişi, hayır zannetmiyorum ben. Ama bu benim şahsi kanaatim. Evet. Neden reklamlar ne işe yarıyor ise talep oluşturuyor. Önce ölenleri hep orada kalkıyor ama önce oradan kalkıyor. Ölenleri hep oradan kalkıyor diye. Hayır, Hristiyanlar değil, Teşvikiye'de. Hayır zannetmiyorum. Hayır. Hristiyansa oradan kalkmaz. Bir sürü kilise var. Kiliselerde işlem görür. Ama oraya sonradan gelmiş. O bir de şu konuyu karıştırmayalım. Şu dönmeler konusu ayrı bir konudur. Dönmeler ayrı bir konudur. Dönmeler Hristiyan değil, Yahudilerdir. Ve ayrı bir konudur. Onlar kendi dünyalarında ne olduklarından kesin emin olmayan, hala iç dünyasında yerleşik bir anlayışa sahip olmayan insanlardır. Hem zahirde Müslüman kültürü, Müslüman kimliği, kültürü değil, kimliği taşıdıklarını bilirler, iddia ederler.
tamamen yalan da değil. Ya biz döndük canım derler ama zihniyet itibariyle o insanlara İslamiyet hiçbir zaman kim anlattı ki? Kim hangi Müslüman kendini bilen akıllı, aklı başında insan bir dönme aileyle ilişki kurdu da o dönme aileye İslam'ın hakikatini anlattı ya da yönetim biçiminin böyle bir hazırlığı veya teşebbüsü olduğunu zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Hiç böyle bir şey olmadı. 600 yıl boyunca İslam devamlı düşmanlık olarak takdim edildi. İnsanlar gittikçe düşmanlık duygularını perçinlediler. Dönmelerin durumu tamamen haklı. O teşvikiyede camide namaz kılınmasını, cenazenin namazını kılınmasını isteyenler Ortodoks Hristiyanlar değil, onların kendi işlemleri var. Kendi yani Müslümanlar nasıl cenaze namazı varsa onların da kendi hayatları var diye biliyorum. Her neyse. Konu o kadar detaya inmemeliydi, indik. Ama bizi ilgilendiren noktalara gelelim şimdi. Biz eğer, herhangi bir toplum, insanlar eğer bir konuda talepte bulunurlarsa, ondan sonra o talebi karşılamak üzere üretim yapan müesseseleri suçlamaya hiçbir surette hakkımız yok. Neye? Adam ihtiyaç var, ihtiyacı karşılıyorum diyor. Sana ne? Alıyor, bunu alıyor, ben de satıyorum diyor. Mesela diyelim ki bir televizyon, şimdi ticaret hayatında çok rahat anlaşılıyor bu da. Bir televizyon kanalı çıktı. Bu kanalda diyelim ki ahlaksızlık reklamı yapılıyor, din aleyhine programlar yapılıyor vesaire. Düşünün hiç kimse bu televizyonu seyretmese, ama bu aşırı bir talep, hiç kimse seyretmez olur mu diyeceksiniz ama talep arz dengesini anlamaya çalışıyoruz. Kimse bu televizyonu seyretmese bu kanal ne yapar? Bir hafta içinde çöker. Etkisiz kalır. Bir gazete yayınlanıyor. Bu gazetede diyelim ki din aleyhine veya belli bir fikir anlatılıyor veya teşvik ediliyor. Bu gazeteyi kimse almasa bir hafta içinde bu gazete kapanmak zorunda kalır. Satılmıyor ki. Peki gazetenin satılmıyor olması neye işaret ediyor? Televizyon kanalının devam ediyor olması neye işaret ediyor? Neyin işaretidir? Talep var. Şimdi biz gidip de gazete binasını basmaya kalksak, yıkmaya, yakmaya kalksalar birileri, çare midir? İşte bunu anlamamız lazım. Gazete binasını yakarsın ama hala o gazetenin yaptığı yayınlara talebi olan insanlar oldukça bir başka gazete, bir başka isim altında yayınlanmaya başlar. Bir başka televizyon programı, televizyon kanalı bir başka isim altında çıkar. Neden? Talep var. Çözüm arzı engellemede değil diye biliyorum ben. Ya talebi yönlendirmededir. Yani reklamlarla değil. Eğer siz bir yanlış görüyorsanız, ben bir yanlış görüyorsam, o yanlışı benim kendim düzeltmem lazım. Nursi'nin buradaki veya Kürdi'nin buradaki anlatmak istediği, Kürt kavimlerine, aşiretlerine öğretmek istediği mesaj bu diye anlıyorum. Ben okumaya devam edeceğiz. Yalnız Alaaddin'in yazdığını okuyalım.
Kürdi'nin önceki sayfalarda geçen şu sözü sanki bu meseleye bakıyor. Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehli hamiyeti dahi müstebit eder, müstebit yapar. Yani doğru, katılıyorum Alaaddin'e. Biz eğer hakkım ama diyeceksiniz ki bakın bu sözler 1900'lerin başlarına ait sözlerdir. 1900'lerin ikinci yarısına, hele 2000'li yılların başlarına, ki başlarında sayılırız, ait sözler değil. Eğer biz bunu Kürt-Türk meselesi bağlamında konuşacak olursak, ama genel olarak konuşacak olursak doğrudur. Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehli hamiyeti dahi müstebit yapar. Bu doğrudur. Fakat biz bunu tutup da Kürtler cehaletle hukukunu bilmiyorlar deyip 2000 yılında biz onlara müstebit olmak zorundayız diye Türklerin bir kanaati, bir uygulaması çıkarsa bu tamamen haksızlıktır. Buz gibi biliyorlar hukuklarını ama Türkler bu hukuku vermiyor. Yönetim biçimi olarak adam seninle beraber olmak istemiyor. Diyorsun ki hayır, mutlaka beraber olacağız. Neden? Misak-ı Milli'yi bölemeyiz. Neden? İşte belli bir kişi, diktatörler böyle emir verdiler bize diyorlar. Bu uygulamanın yanlışlığının farkına varmamız lazım. Eğer bir insanı kendine komşu edinmek istiyorsan yapacağın tek şey o insana kendini sevdirmek ve o insanın hukukuna riayet etmektir. Ve o insanla komşu olabilecek ilişkileri senin ayarlaman lazım. Onu kendine tabi kılmak suretiyle esaret gibi, yani şimdi canım Kürdistan'da Kürtleri esir mi yaptı Türkler? Esirden beter. Adama kendi dilinde eğitim yaptırtmıyorsun. Şimdi hak verildi falan. Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu sahte manevralar, geçici çözümler hiçbir zaman çare değil. Halk eğitilmedi. Birkaç politikacı şu veya bu şekilde ikna edilerek ya da rüşvetlerle kendilerine taraf çekmek istediler. Ama bunlar çözüm değil. Konumuz bunlar değil. Peki. Yani konumuz, metnin konusu bunlar da biz buradan genel hükmü nasıl çıkaracağız? Geliyorum artık sonlara doğru. Size bir misal söyleyeyim. Her tarafa şubeler salmış bir büyük çeşme başında bir tağayyürat olursa her tarafa da sirayet eder. Yani bir yerde bir çeşme var, pınar var, çok su akıyor. O sudan değişik bölgelere dağıtımlar yapılıyor. Eğer biz çeşmeye zehir koyacak olursak, dağıtım yapılan her yere zehirli su gider. Bu vaka herkesin bildiği bir şey. Fakat, şimdi okuyorum metni. 100 pınarın ortasında büyük bir havuz olursa, şimdi bu neye benzetildi? Meclise benzetildi. Havuz, meclis, pınar ise bölgelerin kendi mebuslarını, kendi milletvekillerini seçip o havuza temsilci olarak göndermeleri ne temsil yapıyor bu anlatımda. O havuz pınarlara bakar ve onlara tabidir. Yani diğer çevreden gelen milletvekilleri neyseler o havuza toplanan insanlar da genelde o şekle girerler. Nasıl ki 100 tane çeşme var, pınar var, bir havuza su akıtıyor.
bir tanesi zehirli olursa havuzdaki suyun %1'i zehirli olur. İki tanesi zehirli olursa havuzdaki suyun %2'si zehirli olur. %98'i saf su olur. Bunu anlamakta bir güçlük çekileceğini zannetmiyorum. Faraza o havuz tamamen tahayyür ederse, bakın o havuz faraza tamamen değişirse veyahut Allah etmesin bozulursa da, havuz bozulsa bile çeşmelere tesir etmez. Havuzun kendisi bozuk olsa bile çeşmelere tesir etmez. Eğer pınar, pınar olursa, yani gerçekten pınardan su akarsa. Yani meclis bizzat kendisi bozulsa bile, meclise temsilci gönderen insanların bozulmasını zorunlu kılmaz. Bunlardan ne anlıyorum ben? Ben şahsen, siz de kendinize göre söyleyin, düşünün. Halkın kendisinin eğitilmesi şart. Halkı eğitmediğimiz sürece, halk eğitilmemiş şekliyle temsilci gönderecek veya temsil edilecektir, eğitilmemiş şekliyle. Yoksa gerek gönderilen temsilcileri etkilemek suretiyle, gerekse meclisin yanlışlarını dile getirmek suretiyle, eğer çözüm aramaya kalkarsak bunların hiçbirisi etkili olmaz. Yani İstanbul'da Hristiyanlar var, Yahudiler var veya da şimdiki gençlik o Hristiyanlıktan da Yahudilikten de ileriye gitti, daha da ileriye gitti. Dinsizlik hakim oluyor gençlikte. Dinsizlik akımı moda haline geliyor. Ne yapılacak? Eğiteceksin. Bu dinsizliği kurumlaştırmış olan insanların kurumlarına kilit takmak, dinsizlik akımını engellemek değil, teşvik etmektir. İnsanlarda reaksiyon duygusu var. Kendilerinin hürriyeti engellendiği zaman insan hürriyeti engelleyen, istibdat uygulayana tepki verir. Fıtratta bu var. İnsan fıtraten hürdür. Hürriyetin engellenmesine karşı çıkar. Onun için birisi gelir de ben yönetimi ele geçirdim, ben Müslümanım. Böyle çok üçkağıtçı sahtekarlar çıkıyor piyasaya. Ya politikacılar yani. Ben Müslümanım, bu bölgede dinsizler örgütlenemez diyor. Dinsiz kurumların hepsini kilit vuruyor. Çözüm müdür? Tam tersi. İnsanları daha fazla, kendilerinden daha emin olan dinsiz yapar. Çözüm değildir. Onun için benim şahsi kanaatim şu ki, hiçbir zaman, hiçbir devirde tepeden inme yönetim biçimiyle halk değiştirilmemiş, değiştirilememiştir. Ancak halk kendisinin ikna edilmesiyle değişir. Bunların çoğunun yanlış anlaşılması, İslam toplumunda işte ordularımız gitti, Müslüman ordular gitti, şuraları şöyle fethettiler, ondan sonra buralar zaman içerisinde Müslüman ordu gitti diye tarihçilerin uydurma yorumlarını ve nakillerini hiçbir zaman dikkate, ciddiye almayın. Hepsi bana göre böyle yazan tarihçiler yalan söylüyorlar. Bakıyoruz öyle bir durumun olması sünnetullah dahilinde mümkün değildir. Ya tarihçilerin yazmadıkları, onları hiç ilgilendirmeyen insanların bizzat kendi şahsi gayretleriyle halkın değişmesi, halkın aydınlanması, halkın hakikati öğrenmesi söz konusudur. Yani buna ne denir? Sivil hareket önemlidir.
tepeden inme hareketin hiçbir faydası olmaz, zararı olur. Bunu bir türlü kendilerini politik İslam, siyasal İslam falan diye tanımlayan kesim bunu hiçbir türlü kabul edemediği, etmediği ve büyük tahribata vesile oluyor. Nerede? Bütün İslam dünyasında. Yalnızca Türkçe konuşulan yerde değil. Bütün İslam dünyasında kendilerini yönetimi ele geçirerek, devlet imkanlarını kullanarak halkı İslamiyetle tanıştıracağız diyenler, bütün devletin imkanlarını ele geçirmiş olan ve mollalara yönetimi tamamen teslim etmiş olan İran'a gitsinler, dinsizlik en çok yaygın olduğu yerlerden birisidir İran. Neden sonra? Müslümanların yönetime, Müslüman olduğunu iddia edenlerin yönetime geçmesinden sonra. Daha önce yaygın olan İslamiyet'e karşı bir ilgisizlik, pek fazla ilgilenmeme tavrı vardı. Şimdi tamamen düşmanlık var. Bunu tarihin her döneminde, her türlü toplumda gözlemlemek mümkündür. Toplumlarda müstemlekecilere karşı isyan eden, elinde hiç imkanı olmadığı halde müstemlekecilerin çok kuvvetli silahlarına karşı isyan edip bağımsızlıklarını ilan eden halklar bunların şahididirler. Onun için hiçbir surette gerek yönetim biçimi toplu hükümetlerde ve gerek bir organizasyonda ve hatta gerek bir aile hayatı içinde ve hatta iki kardeş arasında, iki arkadaş arasında uygulanması gereken prensibi buradan çıkartırız. Nasıl? Hiçbir zaman baskı kurarak ne çocuğunu kendine benzetebilirsin, ne eğer o ailede abi isen, abla isen, kendinden küçük yaştakileri kendine tabi kılabilirsin. Yapsan kendinden nefret ettirirsin. Genç yaşlarda çocuk bilmez annesinin babasının dediğini, dolduruşuna gelir gider. Ama bu çocuk bir gün gelip büyüyecek, kendine ait görüşlerini geliştirecek ve sorgulamaya başlayacaktır. Sorgulamaya başladıktan sonra o düşmanlık duyguları kendisine zorla empoze edilen fikirlere, anlayışa, inanca, dine karşı tepkileri dile getirmek durumuna gelecektir. Tepeden inme çözüm tarihin hiçbir döneminde, hiçbir toplumda gerçekleşmemiştir. Ama efendim işte Ruslar şöyle yaptı da halkı bilmem şu hale getirdiler bak 70 yılın içerisinde. Halkın o hale gelmesinde o halktaki din bilinci neydi ki zaten? Neydi ki? Şimdikinden farklı mıydı ki? Gelenek olarak camiye gidip geliyordu. Rusya onları camiye gidemez duruma getirdi. Gençlerine güzel güzel okullarında dinsizlik felsefesini anlattılar, ikna ettiler. İkna olanlar dinsiz oldu, olmayanlar olmadı. Ama baskı kurarak olsa o ekonomik anlamdaydı, politik anlamdaydı, ideolojik anlamda. Her Rus eğitim müessesesi gidin sorun bunları. Her Rus eğitim müessesesi dinsizlik fikrini empoze etmek değil, takdim etmek suretiyle gençleri, alternatifi olmayan gençleri dinsizlik fikrini aşıladılar, empoze ettiler. Alternatifleri yoktu ama bu insanlar Müslüman aileden geliyor ama din kaynağı yok adamın. Dinin ne olduğundan haberi yok. Babası namaz kılıyor, annesi namaz kılıyor ama
neden namaz kıldığına dair çocukta hiçbir fikir gelişmemiş. Senin babanın bütün inançları hurafeden ibarettir. Masaldır onlar. Verildiği zaman onun hayır masal değil, bunun bir gerçeği var diyecek elinde hiçbir belgesi yok idi. Şimdi de öyle değil mi? Her yerde öyle. Hiçbir belgesi olmadan insanlar camileri dolduruyor. Herkes değil, istisnası mutlaka var da. Bunların çözüm olmadığını bilmemiz lazım. Kendimize fetva çıkartmayalım, dikkat edelim. Yazılanları okuyorum. Alaaddin. Halktan talep gelmediği müddetçe iyi niyetle veya gerçekten iyi olan arz tarafından gelen çözümler bile olsa o halk için iyi değildir diye anladım ve bu konuşmadan. Evet, fark fayda vermez, tepki verir. Yani Alaaddin'in dediği anlaşılıyor. Talep duygusu halk düzeyinde hakikati anlayıp hakikati arzu etme duygusu yerleştirilmediği, ikna edilmediği sürece tepeden inme, hiç kimseye hiçbir şey yapamazsınız. Ama insanlar vuracaksın kafasına diye bir anlayışa sahipler. Hisleriyle, gadaplarıyla hareket ediyor. Bu çözüm değildir. Nursi'nin yazdığını okuyorum. Nursi bu tecrübelerin sonucunda birey merkezli iman eğitiminin kaçınılmazlığı noktasına gelmiş demek ki. Evet, onun için sivil hareketi hiçbir zaman kurumsallaştırmaya dönüşme. Dikkat edelim buna. Fikir hareketini Risale-i Nur ile Risale-i Nur okuyarak insanların görüşlerini hakikat noktasında, hak bildiği noktada değiştirme faaliyetini hiçbir zaman Nursi kurumsallaştırmaya dönüştürmeyi amaçlamamıştır. Fakat bir fakat var, çok küçük bir fakat var. 5000 bilmem ne sayfalık risalede bir tane fakat var. Eğer hakimiyet kurulur, hakimiyetten maksat şu, bir mahallede o mahalle sakinlerinin çoğunluğu %60'ı, %70'i gerçekten diyelim ki Risale-i Nur adına konuşuyorum ben şimdi. Kürdün'ün kitabını okuyoruz ama Kürdün'ün kitabının devamı Nursi'nin kitaplarıdır. Onun için Nursi'nin kitapları da Risale-i Nur ismiyle anıldığı için bu tanımla konuşma ihtiyacı hissettim. Risale-i Nur'un eğitiminden geçmiş, terbiyesinden geçmiş çoğunluğu oluşturuyorlar. O zaman bu mahallede muhtar Risale-i Nur'un eğitiminden geçmiş birisi olarak birisi seçilir. Yani kendi aralarından Risale-i Nur eğitiminden geçmiş olanlar tarafından seçilir ve muhtar olur. Gayet normal. Bu anlamda fıtri olarak müesseseleşmeye Nursi karşı değildir. Bu Risale-i Nur'da bir yerde geçen bir cümle olarak hatırlıyorum ben. Fıtri müesseseleşmeyi kasteder orada. İleride müesseseler oluşacak der. Benim hatırladığım kadarıyla. Nerede dediğini falan hatırlamıyorum. Zaten benim öyle bir adetim yok. Nursi nerede ne dedi dediğim zaman tüylerim diken diken olur. Ne anladın sen, onu anlat bana. Ezberciliği bırak derim. Kızarım bile ona. Kendime de kızarım. Ne yapıyorsun sen? Hani işin yok, mektubatın bilmem ne kaçıncı mektubunda üstad böyle diyor diye bunu öğrenirsem kendimi inkar ederim. Böyle bir şey yapamam ben. Onun için şimdi nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ama dikkat edin, bu fıtri bir oluşum sonucudur. Demiyor ki Nursi hiçbir zaman
Müminler, gerçekten imanı samimiyetle benimsemiş olan kimseler, kendi yönetimlerini, kendi inançlarına göre kurmayacaklar. Ne? Müesseseleşme yok. Böyle Nursi'de böyle bir ifade ben görmedim. Yalnız şimdiki ortamda, dünya çapında, yalnız Türkiye çapında değil, dünya çapında bir toplum görmüyoruz ki bu toplumun çoğunluğu iman terbiyesinden geçmiş ve o terbiyeye göre artık bir müesseseleşme aşamasına fıtri olarak gelmiş. Yani adamı zorla tutup da kardeşim biz siyasetle ilgilenmeyiz diye. %80'i Risale-i Nur'un terbiyesinden geçmiş bir mahallede ille de Kemalist bir muhtar seçmek zorunda değilsiniz. Böyle, Nursi'de böyle bir görüş olduğunu zannetmiyorum. Görmedim, etmedim. Bunun da izlerini hiçbir yerde görmedim. Ama böyle bir toplum var mı? Böyle bir mahalle biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ha, ama siz biliyorsanız buyurun efendim, orada kendiliğinde müesseseleşme olacaktır. Adamlar toplanacaklar, beraberce bir yer yapacaklar. Bir müessese kuracaklar. Çoğunluk çünkü orada, o müessesede kendi istedikleri şekilde faaliyetlerde bulunacaklar. Neden? Çoğunluğu onlar teşkil ediyor çünkü. Ama yüzeysel olarak biz Müslümanız diyenlerin çoğunluğu ellerinde bulundurmalarından dolayı yönetime yüzeysel olarak kalbinde dünya menfaati, para kazanma hırsı hakim olduğu halde para gelmediği zaman o yönetimi tepip geçecek şekilde olduğu halde tutup da Efendimiz Müslümanız, ölüm İslamiyet'e göre yönetilmek isteniyoruz ve dolayısıyla benim yönetimde yerim olması lazım, makamımın olması lazım Müslüman olarak diyen kimselerin durumu tamamen yüzeyseldir. Bizi ilgilendirmez. Gerçekten halkın kendi kapasitesince yönetilmesi zaten fıtratın gereğidir. Halkın kendi kapasitesi böyle, biz Müslümanız camiye gideceğiz, oldu. Her yerde camiler olsun, olsun. Çünkü insanlar öyle istiyorlar. Ama camilerde iman eğitimi yaptığınız zaman, neden Müslüman olduğumuzun eğitimini yaptığınız zaman bir kişi sizi dinlemeye gelir mi gelmez mi görür. Ben kendim gençlerle böyle lise düzeyindeki gençlerle toplantılar organize ettiğim genç yaşlarımda kaç tane yerimiz yurdumuz yoktu. Hepimiz fakir talebeydik. Yani lise talebesi ya da üniversite birinci sınıf, ikinci sınıf talebesiydik. Camilerde toplanıyorduk. Bizi kaç tane camiden kovdular. Niye? Burada toplanıp kendi kendinize bir şeyler yapıyorsunuz. Eğer din öğrenmek istiyorsanız imama gidin diyor. Ben imama gitsem dinsiz olacak çocuklar. Biliyorum. İmamın ne söyleyeceğini biliyorum. Hutbesini dinliyorum. Ne kendi dinlediğim hutbede dinsizlik damarlarım ayağa kalkıyordu. Ya bunlar hep saçma diye. Neyse. Bunları anlamak lazım arkadaşlar. Evet. Nursi'nin Risale-i Nur'un tesisinde veya bir hizmet tarzı olarak, sivil hareket olarak halka mal edilmesinde takındığı tavır, müesseseleşmeye girmeyeceksiniz. Müesseseleşmeye girdiğiniz anda menfaat sürtüşmesi başlar. Halk buna hazır değildir. Sürtüşmeler başlar. Sen müdür olacaksın, ben başkan olacağım diye. İnsan kendine baksa bilir. Kim zorlamayla bir şeyi kabul eder? Ben etmem. Doğru söylüyorsun. Demir'in yazdığına katılıyorum. Birisi ben mesela, ya kardeşim biz Risale-i Nur talebesi değil miyiz? Tesbihat yapacağız dediği zaman ben kalkar giderim. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ben oradan kalkar giderim o toplumdan. Bırak ben ne yapacaksam kendi irademle yapayım. Bana empoze etme. Bunu iyi anlamam lazım. Kendim de bunu çok iyi görüyorum Demir. Sen de o kanaatli olmalısın ki aynı şeyi söylüyorsun. Levent, İttihad-ı İslam Partisi %60-70'i tam mütedeyyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir diye bir cümlesi var
Nur senin. Evet ama Risale-i Nur hizmetinin tanziminde, takip ettiği usulle bağlantılı değil bu yalnız. O zamanki şartlarda ortaya çıkmış olan bir partinin hangi şartlarda ortaya çıkma hakkı olduğunu belirten bir ifade bu. Risale-i Nur hizmetinde böyle İttihat-ı İslam'mış falan diye böyle bir iddia edecek Müslümanlar falan da yok ortada. İslamiyet'in farkında olan geleneksel insanlar zaten cuma namazında camide toplanıyorlar. Çünkü onların dini o kadar. Bırak toplansınlar. Onların hakkı o. Her mahallede yeni bir cami yapılır. Yapılır çünkü adamın başka anlayışı yok. O anlayışıdır oradaki insanların çoğunun anlayışı. Din anlayışı o. Bulunduğumuz yerde cami olması lazım. Tamam. Adamın hakkı bu. Bırak camisini yapsın. Yapıyor. Ama bu demek değildir ki bu insanlar Allah'ın şeriatına başlarını koyacak, teslim olacaklar. Hayır. Efendim bu konuyu bitirelim istiyorum. 10 dakikamız var. Güzel noktalar çıkıyor. Teşekkür ederim katılanların hepsine. Allah razı olsun. Garip olan bakayım bir. Alaaddin hemen bir şey gönderdi. Garip olan bunca yaşanan örneklere rağmen gittikçe siyasal tepeden inmeci yaklaşımlar daha çok revaç buluyor. O iyi, o zafiyetten gelir. Kendinden emin olmamaktan gelir. Her kim ki, iyi dikkat edelim buna, güce başvurdu, o kimse kendinden emin değil demek. Kendinden emin olan hakkı insanlara hak olarak takdim eder. Yani o kimsenin kendi imanı zayıf demektir. Evet. Ferdi iman eğitimi yaklaşımı genel yaklaşıma göre giderek daha da radikalleşiyor. Yani evet, evet bu birliği siz Alaaddin anlıyorum ki Türkiye şartlarında konuşuyorsunuz. Benim de böyle Türkiye şartlarında konuşacak halim yok. Dünya çapında konuşalım inşallah. Dünyanın genelinde siyasal hakimiyeti kurmak isteyenlerin kendilerinin din hakkında emniyette, güvende olan bir inancının olmadığı, yerleşmediği kanaatinde. Yoksa insan kendisi mutmain olsa önce tatmin olduğu iman esaslarını takdim eder. Onu empoze etmez. Çünkü o bilir ki empozeyle insanlar mümin olmazlar diye. Eğer birisi empoze yoluna gidiyorsa bu devlet çapında, hükümet bazında olduğu gibi aile bazında da eğer bir baba ya da anne çocuğuna empoze yolunu tutuyorsa bu ne demektir? Baba ve anne kendi inancının hakkaniyetinden emin değil demektir. Gelenek tutturmuş gidiyor, çocuğunu da bu tutturup gittiği geleneğe uymasını istiyor. Bu çözüm müdür? Yani bu çözüm getirir mi? Çocuğu dinsiz yapar. Geleneğimize uysun bizim güzel ahlakımız diye palavralarla çocuğa o geleneğin hak olduğunu, insaniyetin hakkaniyetine layık bir gelenek olduğunu anlatmak için önce annenin babanın kendisinin neye inandığı konusunda ikna olması lazım. Yani kendisi imanın hakkaniyetinden emin olup hangi delillerle o hakkaniyete ulaştığını biliyor olması lazım ki o zaman çocuğuna ne yapar? Bak yavrum ben şu nedenlerden dolayı şöyle düşünüyorum der, çocuğu ikna eder. Edemeyince çünkü delili yok elinde zorbalığa başvurur. Babalık, annelik otoritesine başvurur. Bu en küçük ailede böyle olduğu gibi devlette de böyle olur. Ne zaman ki devlet kendisini din adına insanlar üzerinde empoze ediyorsa o devlet din yöneticileri kendi dinlerinden emin değildirler demek. Bunu anlayan çok meselesini çözer. Evet.
İşte bakınız, okuyorum. 5 dakikamız var, 6 dakikamız var. İşte bakınız, istibdadın hükmünce İstanbul ve hükümet belah başı idi. Yani su başını tutmuşlardı. Kapıların başını tutmuşlardı. Krallık döneminde, padişahlık döneminde. Şikayette hakkınız vardı. Adam seni dinlemiyor. Sana imkan vermiyor. Şimdi ise hakikat itibariyle bilkuvve İstanbul göldür, hükümet havuzdur. Sizin gönderdiğiniz elemanlar orada temsil edecek sizi. Siz iyi bir eleman, kaliteli bir eleman, sizi temsil edecek olan bir eleman gönderebilecek duruma gelmeniz lazım, bilmeniz lazım. Eğer reklamın dolduruşuna gelerek, politikacıların palavra konuşmalarına gelerek, ki palavra konuşması yapmayan politikacı olmaz. Onu da böyle istisna çok. Bazı politikacılar var, hakikat konuşuyor değil, palavra. Çünkü palavra konuşmayan adam politikaya girmez. Der ki eğer insanlar beni yönetime layık görüyorlarsa onlar gelirler, benim kapımı çalarlardır. Çakarlardır her neyse. Ya Türk Zeynep'tir. Yani su başını tutmuş veya ölü olmak lazımdır. Pınar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir. Veya bizim bizzat kendimiz, kendi çeşmemizden güzel su, tatlı su akıtmak zorundayız. Eğer bunu öğrenemezsek, yani kendimizi yetiştirmek zorundayız. Kendinizi yetiştirmez, kendinizi eğitmezseniz kimi seçeceğinizi bilemezsiniz ki. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilemezsiniz ki. Kim daha çatafatlı palavra atarsa onun peşine gidersiniz. Kim eline cipçiyi alırsa, yani askeri gücü alırsa benim dediğim olacak, ben Müslümanım benim dediğim olacak derse kim olursa olsun. O kişiyi, ya böyle olması lazım işte, Müslüman dediğin adam böyle dirayetli olması lazım dersiniz. O serserinin arkasında gidersiniz. Evet. Ey Kürtler, metni okuyorum. Ey Kürtler, görüyorum ki bizde pınar yoktur. Bu ne demek? Yani eğer benim kendimde iman hakikatlerime tatmin olmuş bir kalp, akıl yoksa, insaniyetim tatmin olmamışsa ne yapacağım ki başka yerde İslamiyeti, hakkaniyetini insanlara takdim edeceğim veya kendi kültürümün ne olduğundan, hakkaniyetinin ne olduğundan haberim yoksa onu nasıl gidip de insanlara teklif edeceğim? Yani bizde pınar yok. Bizim suyumuz akmıyor ki göle gitsin. Onun için uzaktan gelen, taaffül eden bir suyu içiyoruz. Kokuşmuş bir su içiyoruz. Ne? Kendimizin suyu yok. Bunlar çok güzel prensiplerdir. Arkadaş, kendi imani noktanda beni Risale-i Nur okuyanlar olarak ya da ilgilenenler olarak konuşuyorum ya da ciddi İslamiyet'i öğrenmek isteyen, hakkaniyetini öğrenmek isteyen kişiler olarak konuşuyoruz burada. Kendim eğer İslamiyet'in hak olduğuna dair delillerim yoksa ne yapacağım? Oradan buradan kokuşmuş iddialarla geleceğim, Müslümanlar tarihte şanlıydılar, şerefliydiler diye palavralar atacağım. Evet. Eskisi gibi istibdadı görüyoruz. Öyleyse gayret ediniz, çalışınız. Sebebi saadetimiz olan meşrutiyeti takviye için fikri milliyeti haffar yapıp, yani fikri milliyeti bu sondaj makinesi yapma diyelim buna, yapıp marifet ve fazileti elinize veriniz.
Ya biz de kendi dediğimizi yapalım arkadaş dediğinizde, o zaman senin kim olduğunu bir tanıman lazım. Kendini bir tanıman lazım. Özellikle iman, İslamiyet'in hakkaniyetini insanlara anlatmak isteyen, ulaştırmak isteyen ve bu iddiada olan kişilerin dikkat etmeleri gereken nokta şu. Sen İslamiyet'i, hakkaniyetini, imanın hakkaniyetini birilerine aktarmak mı istiyorsun? Önce kendin öğreneceksin. Kendinde sondaj açacaksın. Ondan sonra öğrendiğin kadar insanlara anlatacaksın. Tebliğ edeceksin ama insanların iradelerinin hür olduğunu da unutmayacaksın. Fakat sen kendin tatmin olmadan ehli dünya gibi yaşayıp arkasından da Müslümanlar hakim olsunlar canım, Müslümanların dediği olsun deyip eline bir gün alıp da Kur'an'ın bir ayetini çalışmayan insan, ben Kur'an'a tamamen inanıyorum palavralarıyla, kendisini Müslüman zannederse orada problem var demektir. Şu yerlerde de bir küngan atınız. Yani buralara da bir boru düşün. Ama pınarınız olması lazım. Pınar olmadan boru döşesen niye yarar ki? Su akmaz. Yani kendinizde bir birikimin olması lazım. Ta bir kemale pınarı bizde de çıksın. Yani eğer ben kendim hakikatlara talip olur, farkına varır, insan olarak ben kendim ikna olursam, diğer insanları da ikna edebilirim. Yoksa daima dilenci olacaksınız. Yani başkası gelsin, şurada Kur'an kursu yaptırayım ben de, hocalar gelsin Kur'an öğretsinler demek dilenciliktir. Veya biz imanın hakikatlerini anlatmak için bir yerde diyelim bir müessese kuruldu. Oraya bir bina veriyorsunuz. Neye? Bu binada insanlar gelsinler de imanın hakikatini anlatsınlar. Sen ne yapıyorsun? E canım benim mesleğim o değil, ben tüccarım diye. Bu dilenciliktir. Başkasına dileniyorsun. Kendinde bir şey yok. Verdiğin para iman değil ki. Bir gayrimenkulünü vakfettin mesela. İman hizmetine vakfettim diyorsun. Sen kendin ne yapıyorsun? E ben işler çok yoğun, işlerin yoğunluğundan kafamı alamıyorum ki. En azından maddi yönüyle yardım ediyorum canım dersin. Bunun adına yardım denmez, dilencilik denir. İyi dikkat etmek lazım. İyi dikkat etmek lazım. Çok yaygın bir hastalıktır bu. Dilencilik para etmez diyor Nursi. İnsan dilenci olursa nefsine olsun. Yani kendisi hakikati kazanmak için dilensin. Yani kardeşim sen iman hizmeti mi istiyorsun? Git önce sen kendin otur çalış şu Kur'an'ı. Ne diyor bu mesajında diye. Efendim bu Kur'an'ı bizim peygamberimiz bize getirdi diye atmasyon konuşmak. Nedir o Kur'an sana getirdi dediğin zaman haberi yok Kur'an'ı alıp da bir gün veya bir sefer bile burada ne diyor acaba diye merak edip okumamış adam. Evet, insan dilenci olursa nefsin olsun. Yani önce kendisi için talep etsin. Bana anlatın desin. Yoksa ben size bir ev yapıvereyim de veya bir merkez yapayım, bir bina yapayım da o binada gençlere iman dersleri verin demek dilenciliktir. Kendine dilenci olacaksın. Çok çok önemli prensipler bunlar. Bence merhamet dilencileri ya haksız veya tembeldirler. Evet, başkası merhamet etsin bize diyor. Sen kendine bir merhamet et önce. Eğer siz insan olsanız, yani insaniyetinizi kullansanız, bu Kürtler insan değil demek değil. Eğer siz insan olsanız, hükümet ve İstanbul ve Türkler nasıl olsalar olsunlar, size fenalıklara dokunmaz. Fakat iyilikleri gelir çünkü onlarla iyilik bazında ilişki kurarsın. Şimdi düşmanlık bazında, sürtüşme bazında, politik menfaatler, ekonomik menfaatler bazında kavga oluyor. Sual,
Neden iyilik gelsin, fenalık gelmesin? İkisi arkadaştır. Yani iyiliğin geleceği yerde fenalığın da gelme ihtimali var. O demek. Yani iradesi olan insanın bir meselede müdahil olduğu zaman irade söz konusudur. İradede bir tarafı seçmek serbestiyeti olduğu gibi otomatik olarak öbür tarafı seçmek serbestiyeti de vardır. Çünkü bu serbestiyetin kaçınılmaz sonucudur. Hayrı isteyen insan ne yaptı? Şerri istememe tercihinde bulundu demektir. Ya şerri isteyen insan ne yaptı? Hayrı istememe tercihinde bulundu demektir. Bu soru yerinde bir soru. Cevap, yahu dedik şimdi hükümet ve İstanbul Çukur'da bir havuzdur veya öyle olacaktır. Şimdi senin gönderdiğin su o havuzda toplanacak. Havuz ise aşağıdadır. Yani biz buradan bir su gönderiyoruz havuza. Havuz gönderdiğimiz su arkının üstünde. O havuz olmaz ki. Oraya su toplanmaz. Aşağıda olacaktır. Fenalık sakildir, ağırdır, yukarıya yuvarlanmaz. Fenalık hep aşağıya gelir. Yeter ki sen temiz su gönder. Cehaletle cezb etmemek şartıyla. Yani insanların cahilliklerinden faydalanmak suretiyle fenalığı yüzeye çıkartma yolunu tutmamak şartıyla iyilik nurdur, yukarıya akseder. Yani nurdan karanlık çıkmaz. Herhalde benim anladığım konu, biz kendimizi eğitmediğimiz sürece başkalarının dinden mahrum oluşları, dini takip etmemeleri gibi konularda şikayet etme hakkımız yok. Bende nur varsa o nur insanları aydınlatır. Bende nur yoksa ben zulümatın kendisiysem, yani kültürden tutturup gidip yaşayan bir insan isem, benim ulaşacağım yer ancak çukurda kalıp kötülüklerle baş başa olmaktan ibarettir. Efendim, böylece şu yaygın haliyle basılmış olan münazaratın yaygın bilinen, şimdiye kadar yaygın haliyle olan kısmına gelmiş olduk diye düşünüyorum. En son Alaaddin Yazdığını okuyayım. Kesmek zorundayım. Dinsizlik konusu bugün Anadolu'da gençlere daha çok yayılma potansiyelinde. Ne yapsın adam? Kendisine hakkı ulaşmazsa olmak zorunda. Yani o zaman hak diye çıkan, kendine dindar diyen insanlara karşı nefret edecek, karşı çıkacak, reaksiyon gösterecek. O olmak zorunda olan bir olay bu. Fıtri, Allah'ın kanunlarına uygun bir gelişme. Hem ki yalnız bu Anadolu'da değil, dünyada böyle Alaaddin. Dünyada böyle. Mısır'da, Suudi Arabistan'da, İran'da, Suriye'de. Benim bildiğim kadarıyla en yaygın olan, en fazla gençler arasında gelişen fikir akımı dinsizliktir. Evet. Hem ya da Allah muhafaza etsin, insan sevinmiyor ama olacağı bu. Olacağı bu. Hem gençler iman eğitiminden istisnalar hariç hiç geçmiyor. Yok ki iman eğitimi veren yok. Ezbere risale okutturuyor adam. Bu iman eğitimi vermesi beklenen tek kaynak. Başka da kaynak yoksa adam iman eğitimi veren Türkçe'de bir kaynak mı var? Risale-i Nur'dan başka ben bilmiyorum. İman eğitimi veren, gerçekten insanları ikna eden delillerle gelen Risale-i Nur. O da ezbere okutturuluyor. Ezbere okuyan işte abi oluyor vesaire. Evet, geçmiyor. Yani istisnalar hariç doğru. İman eğitiminden geçmiyor. Hem de hakim konumda olanlar din temsili yapıyor. Yani kendini dini istismar ediyor diyelim buna. Temsil yapıyor, yani görünüyor. Dinsizlik muhalif ve mağdur durumda olarak daha sempatik geliyor. Evet. Düşünen gençlere, evet gerçekten araştıran gençlere dinsizlik, çünkü nerede müstazafin vardır, nerede mağdur kesim vardır, mağdur kesim insanların sempatisini çeker.
Siz dinsizlik akımına karşı hiçbir gerekçe göstermeden otorite kullanmak suretiyle baskı yaparsanız dinsizlik daha fazla yayılır. Kendinizi yetiştirip insanları ikna etmeniz lazım. Hem de dini gençlere gelenek formunda örnekleyen büyükler taklitçi olduğundan sorgulayan gençler bu büyüklere baktıkça karşı tarafa kayıyor. Evet, yani tespitler doğru. Her yerde böyle. İman eğitimi olmayınca dini tebliğ etmeye kalktığımızda ise sadece söylemin şatafatıyla retorik Müslümanlığı yapıyoruz. Bu da düşünen akıllara cazip gelmiyor. Bilakis ben devam ediyorum. Burada Alaaddin bitti. Cazip gelmiyor dedi. Bilakis tepki vesilesi olur. İnsanları dinsiz yaparız. Maalesef gençler arasında dünyada, Müslüman gençler diyelim, hadi kendi adımıza konuşalım. Dünyada gençler arasında dinsizliğin yayılma nedeni Müslümanların takındığı tavırdır. Müslüman adına çıkan insanların takındığı tavırdır ki bazı bu insanlara karşı tepki vermemek, Müslümanların tepki, gençlerin Müslüman adıyla konuşanlara tepki veriyor, adam saçmalıyor dememek zaten onların insaniyet kapasitesine ters düşer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahuma elhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sesi suratil fatiha.